Fransa doğuyor, New York'ta büyüyor. Çok iyi Fransızca, İtalyanca biliyor. Temel yüzyılın başındaki radikallerden bahsettim ben de. Bunlar için bir iki radikal daha ekleyebilirsin ama o bir iki radikal bu adamlar kadar üne kavuşmuş değil. Tamam. Mesela Sırzemski. Tamam. Sırzemski 1929'lara doğru Ünizm diye bir şey çıkarmış. Ünizm. Aslında çok önemli bir akım. Fakat arkasında süper bir devlet olmadığı için zavallı o sanatı daha çerçevede kalmış. Hayır, Polonya'da. Dar çerçevede kalmış. Çok rica ederim. Evet. Böyle bir şey. Şimdi yaptığı şu. Tuvalin üzerinde madde olarak ele alıp tuvali. Hangisinden bahsediyorsun? Sırzemski'den bahsediyorum. Kobro'nun kocası. Katarzyna Kobro'nun kocasından bahsediyorum. Tabii o. Tuvalin üzerinde yaptığı tuvalin madde olarak ele alıp tuvalin üzerindeki bir iki bölme yapıyor. İki ton, iki renk farkıyla. Fakat bu renk farkı bölme ile... Ben şeyi sordum. Bak dinliyorum. Dinliyor musun, dinlemiyor musun? Bak kestiremiyorum. Bu iki bölme ile tuval arasında bir çok yakınlık var. Yani tuvalin devamı gibi olay. Fazla eleman koymuyor. Tuvali bir iki elinden böyle bölüyor. Bazen bir kukla dikeyle ya da. Şimdi bu olay daha çok ilginç bir şey çıkıyor. Tuvalin üzerine koyduğu hikayeyle tuvalin maddesi bir bütün halinde bulunuyor. Zaten adam ünizm dediği o işte. Ünisyon. Ünizm. Beraber. Koyduğu ile madde, illüzyonla madde aynı şey. Oluveriyor. Bu çok önemli bir şey. Ne yapıyorsunuz? Yaşı Bey bakın dinleyin. Şimdi... Yaşı Bey, Peter Halley ile şeyin arasındaki fark nedir? Güzel, çok güzel. Mondrian'a benzettim ben Peter Halley'i de, evet. Onu izah ediyor. Evet. Güzel. Peter Halley'i benzettim. Ama tabii ki de, Peter Halley ile şey değil ki. Mondrian bunları 1910-15 yıllarında yapıyor. İşte onu neyi, anlatıyordun. Bu çağdaşlığın ilk girişi bu sanatta. Yok, öyle değil daha. Şimdi İtalya'da yazıyor. Jean Arp, Kandinsky ve Mondrian. Üç tane isim var. Nerede bu? İşte, çağdaş Avrupa resminin başlangıcı. Yani soğuk resmin galiba. Hayır, bak öyle değil. Bir de benim 1910 yanlış ve 20 yok. Arası. Yanlış o bak. Açın bakın. Şimdi bakın. Bakın niye değil öyle. Üç tane niye? Ressam şimdi öyle pür abstraksiyona girmeden evvel yalnız... Ondan sonra Delaunay'lar giriyor, bir sürü ressam arasından geliyor. Hatta ama... sanat yazarı diyor ki, Jean Arp, Mondrian ve Kandinsky'den sonraki bütün soyut sanat dekoratif bir sanattır diyor. O üç sanatçının üstünden türetilmiş bir sanattır. Peki hangisi gerçek soyut? Hangisi dekoratiftir? Yapmayın ya. Ne hangisi dekoratiftir? Maneviş dekoratif miydi ya? Niye saymıyor Maneviş? Hangisi de? O bu sıra bir kere yanlış sıra bakın. Böyle değilmiş. Şöyle doğrusu böyle. Bir kere soyutlamayla giriyor. Daha Gauguin'e kadar gelir. Sanat bir abstraksiyondur dedikten sonra kımıldamalar başlar dünyada. Oradan başlar olay. Post empresyonizmle girer olay. Sonra da işte Sezan açar yolu. Kübizme gelindiği zaman, Fobizme gelindiği zaman, daha önce Fobi, bir yıl sonra Kübizme gelindiği zaman artık yapılan resim abstraksiyondur. Abstre değil, abstraksiyondur. Bu arada bahsettiği Kandinsky'nin Michel Sefor'un kitaplarında vardır. Litvanyalı bir Churyanis adlı sanatçıdan esinlendiği söylenir. Bir yere kadar doğru, bir yere kadar değil. Nedeni şu. Çünkü Churyanis hem ressamdı, hem müzisyendi. Bestesi de var adamın. Yalnız ondan kalmıyor. Yapıtlarına 1901'ler başlarında itibaren, 5-6'lara, 7'lere, hatta 10'lara kadar döneminde müzikal adlar veriyor. İlkbahar sonatı, yaz sonatı, sonbahar sonatı, kış sonatı diye. Şimdi burada ilk defa olarak belki daha önce bazı şeyler denilebilir ama net, kesin şey olarak müziğin resmin üzerindeki etkileriyle yani müzik düşünülerek yapılmış resimler çıkıyor ortaya. Ama bu bir sembolistti çünkü yani. Varsın olsun. Lüve atılmıştır ama ortaya. Zaten Kandinsky'nin 1910'da yaptığı akvarelinde de hemen o sırada Sonorite Jaune diye bir
Yani sarı sonorite diye bir de şeyi var, fikri vardı onun. O sırada da çıkmış olan. Yani müzikle resim ilişkileri çok öne çıkmaya başlıyor. Bu ilk abstre şeyiyle, akvareliyle birlikte. O da görülüyor. Orada müzikalite var. Şimdi yalnız bu müzikalite kökeni Fauve. Yani, şey Avrupa Fauve'na dayanan bir kökten yürüyor. Şimdi yalnız bu cereyan çok devam etmiyor. Bakın neler. Kandinsky'nin abstraksiyonunun dağınık olarak devamını biraz iki Amerikalı'da görüyoruz. 1913-14 yıllarında. 12-13-14 yıllarında MacDonald Wright, neydi bir tane daha vardı? Stanton MacDonald Wright, öbürü de Morgan, ne Morgan'da? Onlar da görüyoruz. Post-senkronizm adı altında. Ama bu dağınık şeyde soyut sanat tipine Rusya'dan yine ses var. Rusya'yı demeyin atlayalım. Nedir o? Larionov. Rayonizmi koyuyor ortaya. Larionov'un rayonizmi birkaç kaynaktadır. Tabii ki kübizm etkilemiştir. Tabii ki fütürizm etkilemiştir. Ama bir taraftan da empresyonizmin getirdiği de etkiliyor. Karı koca birlikte. Rayonizm Rusya'daki hareket bu. Yani biraz soyut sanatın biraz dağınık şeklinden bahsediyorum. Ama hem kübizmin hem de fütürizmin etkisi olan soyut sanatın şeydeki Rusya'daki durumu geometrik yönde olmaya başlıyor. Yani demin ki non geometrik olan yolda değil, geometrik olan yolda olduğu şeyde başlıyor. O devrede de Mondrian mı giriyor? Şimdi hayır, ne Mondrian giriyor bilmem ben. Bir kere Kandinsky'nin Rusya dışında yaptığı şeye dikkat etmek lazım orada. Almanya'da. Kerarmay Münih'te falan giriyor tabi Rusya dışında yaptı olaya. Nedir o? Soyut ekspresyonizm. Neyle ilgili? Müzikle ilgili. Ama içinde birden bir nazariye de ortaya konmuyor. Bu nazariye ortaya konabilmesi için yılların, birkaç yılın geçmesi gerekli. Bence en iyi dönemleri tabii ki 1910'la 15-16-17 yıllar arasındaki yaptıklarıdır. Tavırlar. Şimdi Rusya dışında gelişen bu Rus sanatçısının hikayesini bir de Rusya içine bakacak olursak orada farklılıklar görünmeye başlıyor. Yani düşünce olarak Rusya'daki olup bitenle ilgili olan bu kişi dışarıda bu soyut ekspresyonizmi yani biçimi daha enformel diye orada yürütürken öbür tarafta kübizm ve fütürizm etkisiyle daha geometrik yola dönüşüyor. O bakımdan 1910 Kandinsky'nin bu soyut ekspresyonizme karşı 1913 Malevich'in soyut resmi geometriktir. Farklıdır, birbirlerine karşıt şeylerdir. Bu da Tatlin'le katarsan falan da daha geometrik şey biliyor şey ya, konstruktivizm. Rusya'da geliştirilen konstruktivizm hikayesi ise şeye çok yabancıdır. Başlangıçta 1920'lere kadar falan. Kandinsky'ye Bauhaus'a girdikten sonra gerek Bauhaus okulun etkisi gerekse Rusya'daki gelişen hikaye Kandinsky'nin yolu bile değiştirtir. Ölümüne 1944'e kadarki dönemde bakarsan geometrik isimler yapmaya başlar. Yine müzikalitesini unutmamak suretiyle. Şimdi öbür taraftan gelecek olursak, demin bahsettiğim bazı şeyleri öyle sırası öyle değil. Bir kere 1910 yıllarında Jean Artmanat daha henüz girmiyor, sahneye gelmiyor. Birkaç yıl sonra başlar Jean Artmanat'a. O günlerde önde olan başka kişiler var. Kandinsky var, Pupka var mesela önde. Çok az bir döneme fevkalade, ondan sonra biraz şey diyor kendine. Ama Kupka diye bir adam var. Evet, bir de Rusya'daki hikayeler. Bu arada bazı şeylerde tümüyle olmasa bile bir iki şeyi zorlamayla denen Epikabya'nın 1909'da yaptığı bir Kavuşuk adlı yapıt
soyut sanatın işte öncülerinden falan sayılır diyorlar. Nereye kadar doğru değildir. Hakikaten öyle soyutlama bir hayli var orada ama öyle bir şey. Şimdi Mondrian'ın gelişimi ise farklı. Mondrian daha 1905'ler, 8'ler, 10'lara kadar şeyin fobizmin etkisinde. Öyle eksik. Daha şeylere bile başlamamış. Ağaçlara. Ağaçları 1910'dan sonra başlıyor. 11, 12, 13 yıllarına kadar ağaçlar yavaş yavaş çizgilere dönüşüyor. Çizgilerin arasında kurtlar da var. Dikeyler, yataylar, bir de eğriler. Bu dikey, yatay, eğriler hepsi kübizmin etkisiyle de harmoniler gri'dir. Ve dikey, yatayların hepsi küçük, kısa boyutlar. Şimdi ondaki bu laboratuvar çalışması çok enteresan. 13-14 yıllarında ise tek tek ele almaya başlıyor olaylar. Gelecekteki yapacağı neoplastisizm olayında tek tek almaya başlıyor olayları. Birden almıyor. Şimdi bu kurtlar dönemi bakmak kübizm etkisi dedi. 1912. Ben de dedim. Günlerden 1912 diyorum. Evet. Bu da öyle. Kübizm etkisinde. Bakın kübizm etkisindeki oval de öyle. Evet. Dikeyler yatay kübizm. Yani kübizm, renksiz kübizmde, bakın. Renksiz kübizmin etkisi var mı onların üzerinde? Daha bunlar yeni başlıyor. Daha girmedi bile. 12-13. Hadi açın. Şimdi bakın burada bir şeyler olmaya başlıyor. Dikey. 14. Şimdi bakın burada tetkik edin. Ya kurt kalmamış. Kurt kalmamış. Dikeyler, yataylar durumu değil de dikey, yatay bazı şeyler planlarla olmaya başlamış. Ama daha henüz daha kendini bulmuş değil. 15, bakın, şimdi buradaki enteresan bir laboratuvar çalışması gibi görüyorum ben bunu. Dikey, yatay işaretler veriyor hala ama şu oval mevcut. Yani kübizmin ovali mevcut. Dikey, yatay. Şimdi tek tek ele alıyor. Dikey, yataylar arasında bakınız daha radikal renkler yok. Radikal renklerin karışmışları mevcut. Açık mavi, bilmem ne turuncumsu, pembemsi, bak da pembe kırmızı olacak, turuncu sarı olacak, öbürde mavi olacak. Daha var, daha var. Bakın tekrar bunu. 1917 bu. Tamam, yine. Şimdi bakın daha henüz klasik şey daha ortada yok. Daha devam, bakın bunlar yine analiz. Bu sefer şey analizi yapıyor, plan, renkli plan analizi yapıyor. Burada bakın, şunlar şu yan yana geldiği zaman harika bir şey olur. Burada dikey yataylar analizi yapıyor, burada da plan analizi yapıyor. Devam edin. 1918. Bakın, 18 bile şimdi başlıyor olaylar. Yani bunları birleştiriyor ama henüz daha istenilen o 19-21 yıllarında falan bu lozanjlara da, lozanjlara da bu sırada giriyor. Bu lozanj formları. Bakın lozanj formunda da henüz daha belirgin değil. Ana renkler yok. Bunlar da birbirlerine benzeyen. Fakat bunlar öyle bir girecek ki 21'den sonra bakın yine yok. Daha henüz bakın yok istediğimiz. Geçin. 19, i̇şte 20. başlıyor. İşte buradan itibaren başlıyor. Anlatabiliyor muyum olayı? 21'den önce yok bunlar. Bakın müthiş. Kaç bu? 21. Hah. 21'den önce artık Mondrian klasiği başlıyor. 44 yılında öldüğünü düşünürsen 21, 44, 24 sene bunu... Yok, çeşitli şimdi, araştırmalar şimdi yaparak... Şimdi bir de o sonundaki birkaç devam. Resmi çıkarın. En sondaki. O Broadway Boomer gibi falan. Onları çıkaralım. Onları birkaç 25, tane onlar. 30, onları çıkaralım. 40 ile 44 arası New York'ta yaşadı. Evet. O 4 sene içinde yaptığı işler şimdi var. Şimdi 20 ile 21 ile 40 yılları arasında... Şimdi 40-42 diyor. Evet, neoplastisizmin klasik bir dönemini yaşıyor. 42. Evet, 42. Bunlar artık şey... Bunlar Broadway bugün bugünler. Bu İsveçli miydi bu adam? Hayır, bu Hollanda. Hollanda. Bunlar tabii harika, bunlar da harika. Şimdi durum bu. Demek 1921'miş. Klasik 21. bir Mondrian. Şimdi ben çok benzettim. Evet, 1910 değilmiş. Peter Halley'i çok benzettim. Evet, şimdi bırakın onları. Bu, geçin onları. Biz ciddi bir konuşma yapalım. Barazdan. Nerede var? Yüzü torakar görülebiliyor değil mi? Evet hocam. Tamam. Görüyorsunuz sizi iki kamerayla... Baraz, son zamanlarda sanat ve sanatçı üzerine tartışmalar var. Bir dakika, bu da Baraz, son zamanlarda sanat ve sanatçı üzerinde bir takım tartışmalar var. Ben de bu konuda size bazı şeyler sormak istiyorum. Önce
Sanat ne size göre? Birkaç kelime geçer anlatabilir misiniz? Sanat, yani sanatın tarifini mi yapmamız? Tarifi tabii, tarifler zordur ama yine çok de zor. Zordur tabii. Çok zor. Yani yaratıcı bir kişiliğin güzel. Çok küçük yaşlarda da başlayabilir, 20'li yaşlardan sonra da başlayan bir şey olabilir. Evet. Tamamen içgüdüsel bir harekettir. İçgüdüsel, aynı zamanda yani zihinsel de değil mi? Evet, daha sonra da zihinsel biçime dönüşebilir. Evet. Bunu sanatın dışında herhangi bir şey yapamamaktan da doğabilir sanatın evet. yapılması. Çünkü sanat tamamen onun içerisinde bulunmakla olan bir şey. Yani sanatın dışındaki herhangi bir olay, sanat yapmak isteyen için, isteyen kişi için çok anlamsız da gelebilir. Ve mutluluğu o sanatın içerisinde bulan bir insan, sanatla birlikte yorularak bütün hayatını vererek buna devam edebilir. Evet. Bu sanatçı da bunu yapan kişi mi oluyor? Sanatçı da işte yaratıcı, evet. çok küçük yaşta bu ideali paylaşan ve sanatçı gibi hayata bakmayı bilen bir insan olarak bunu bütün hayatındaki bütün o zorluklarıyla, bütün problemleriyle katlanarak bunu bütün bir hayatı boyunca yürütür. Belki sanatçı olur, belki olamaz. Onu sanat tarihi değerlendirir. Veyahut da yaratıcı bir tarafı varsa ileriki yıllarda, belki 50 sene, 100 yıl sonra sanat tarihçiler bunu değerlendirecektir. Evet. Şimdi ben bunu daha netleştirmek istiyorum. Şöyle ki, gerek basında olsun, gerek televizyonda olsun, bilmem hangi sanatçı şarkı söylüyor diyorlar. Bilmem hangi sanatçı işte şunu yapacak. Peki bunlar da sanatçı denilebilir mi? Yoksa sanatçı deyince sizin düşüncenizde başka şeyler mi var? Bunu bir netleştirelim. Ne demek evet, sanatçı? Sanatçı... Neyin sanatçısı? Kimseye benzemeyen bir kişidir. Hayır, şimdi şunu. Şarkıcı çıkıyor, şarkı söylüyor. Sanatçı diye takdim ediyorlar bunu. Tabii bu çok yanlış bir şey. Doğrusu nasıl olabilir? Şimdi, kim sanatçı o halde? Sanat icra eden, sanat yapan, yaratıcı insan, şarkıcı, konsümatrist, herhangi bir müzisyen, resim yapan, yani plastik sanatçı, bütün bu kavramlar birbirine karıştırılmış. Gerçek sanatçı... sanatlar ne bir kere, ona girelim bir sanat yani. Deyince... Sanatlar ne, hangileridir mesela bunlar? Mesela fonetik sanat olabilir, plastik sanatlar olabilir. Bunların içinde yaratıcı olan bir insan türü vardır ya, insan biçimi vardır, yani ona gerçek sanatçı. Bir de icracı vardır. Ya aslında bu iki kavramı da araştırmak lazım. Yani gerçek sanatçı benim için yaratıcı olan kişidir. Yani bir şeyi, bir müziği, bir resmi yoktan var eden ve hiç kimseye benzemeyen bir insana ben sanatçı diyorum. Yani yoktan var etmesi şart. O kesin benim şarttır. Yoksa mesela bir televizyonda herhangi bir şovmene de bugün sanatçı diyorlar. Yani böyle bir şey yok. Entertainer yani. Falan diyorlar onlara batıda. Tabi batıda öyle. Yani öyle değil, ona sanatçı star değil. Olabilir. Bir star tabiri kullanılabilir. Entertainer olabilir. Fakat bizde herhangi bir sunucuyu bile bir sanatçı olarak takdim ettiler ki bu tabi büyük bir kargaşa yarattı. Evet, şöyle diyebilir miyiz? Sanat, plastik sanatlar. Evet. Resim, heykel, mimarlık, dekoratif sanatlar. Evet. Şimdi bunların bütün gördüğümüz kitaplarda yer alıyor. Bunların içerisinde art deyince, A-R-T, art deyince. Bunların içinde müzik yer alıyor mu? Müzik de tabii sanatın içine girer. Ama bunların içinde art kelimesi içinde değil. Alıyor mu? Artın içinde almıyor. Almıyor. Literatür alıyor mu? Literatürde var tabii. Alıyor mu? Artın içinde mi giriyor o? Yoksa ayrı bir şey mi o? Artta tamamen plastik sanatlar olarak düşünmesi lazım. Yani art deyince onu düşünmesi lazım. Evet. Geliyor değil mi? Zaten adı üzerinde konmuş. Edebiyatçı dedi. Edebiyatçı. Evet. İyi edebiyatçı. Edebiyatçı. Şiir, bale. Tamam. O da başka bir şey. O da bir konu. Ayrıca bunların sonlarında da bir de sanat ekleniyor. Bale sanatı, bir tiyatro sanatı, evet. Bilmem ne sanatı. Ama bunlar bizim resim sanatı. Ama herhangi bir televizyon programcısı ya bir showman. Evet. Bunları da sanatçı kimliği içerisinde göstermek bir hata. Doğru. Toplumu yanlış yönlendirmek. Bunlar türkücü, şarkıcı, evet. Bilmem neci falan değil. Var da değil mi? Muhakkak. Burada şimdi netleşti olaylar. Dediğiniz gibi fonetik sanatlar, plastik sanatlar, bir de topluca sanatlar var. Birkaç tiyatro da var tabii işte. Tiyatro gibi, tiyatro, sinema gibi silah, daha toplu evet. sanatlar. Yani birçok kişilerin oluşturduğu bir şey var. Ama dediğiniz gibi yaratıcı olması için
muhakkak bunun bir yazısal hikayesi olması lazım geliyor. Yani bir balerin birinci planda sanatçı olmuyor. Koreograf oluyor birinci planda sanatçı. Öyle değil mi? Evet. Öyle. Ondan sonra balerin de burada yoruma geçiyor. Peki yorum meselesine... Bir piyanisti düşünün mesela. Bir Liszt bir beste yapmıştır. Çok iyi bir piyanist onu icra etmiştir. Yani burada nasıl ayrım yapacaksınız? Liszt mi daha önemli yoksa o piyanoyu çalar mı? Şimdi onları da düşünmek gerekiyor. Hayır, onun yaratıcısı var önce. Yani birinci planda yaratıcısı. Yani bestekar. Sanatta da yani resim sanatında da resmi yaratan kişi, gerçek sanatçı kimliğinde oluyor. Ama bir ressam bir asistan da çalıştırabilir, o ayrı bir şey. Bir şey de var ama resim sanatı başka tabii, o birbirlerine benzemiyor. Hem bestekarı hem de uygulamacısı ressam olabilir. Yani bestekar dedim, kompozitörü de evet. Uygulamacısı da kendisi olabilir. Leonardo'yu en iyi yapan Leonardo'nun kendisidir. Muhakkak. Fakat Beethoven'ı en iyi çalan Beethoven'ın kendisi olmayabilir. Tabii, daha iyi bir icracı. Bir yakın şey yapacağız. Daha yapalım, doğru mu yanlış mı? Cazda da. Efendim, Miles Davis'i en iyi çalan Miles Davis'in kendisidir. Doğru mu? Onun için pek bir şey söylemeyeceğim. Belki de daha iyi bir icracı. Miles Davis'in daha iyi çalan, kendisi çalıyor. Evet. Şimdi daha iyi bir çalan da çıkabilir. Klasik. Yani icracılarda da birbiriyle yarışma olayı var. Başkasız o var. Evet. Şimdi ben bestekar ve sanatçısını, Miles Davis bestekar aynı zamanda. Evet. Hem icracı hem bestekarı. Demiyorum bestekarı diyorum. Evet. O bestekarı en iyi çalan kendisi gibi. Olabilir. Evet. Öyle oluyor. Fakat klasik müzik de aynı şekilde değil. Şimdi neyse bu sanat konusunda evet. Konuşmalar. Asıl meseleye gelelim. Asıl meselemiz siz tabii galerici olduğunuza göre size bazı suçlamalar geliyor. Kulağınıza da gelmiştir bunlar. Resim satıcısı. Bilmem ne. Siz de buna karşı. Tabii ben resim satıcısıyım diyorsunuz. Şimdi resim satıcısı, galerici, tablo satıcısı, tablo satıcısı ile galerici arasında fark var mı? Yoksa aynı şeyler mi? Yoksa nüanslar mı bulunmaktadır bir takım? Bana bunu açıklayabilir misiniz? Şimdi tablo satışı aslında yüzyıllardan beri dünyada koleksiyon yapılıyor. Aşağı yukarı 600-700 seneden beri koleksiyonculuk kavramı bütün dünyada çok yaygın. Yani daha çok Rönesans öncesi başlayan bir hareketi 18. 19. yüzyılda Fransa'ya geçiyor. Birkaç yüzyıl Fransa. 1960'lara kadar orada geliyor. Ondan sonra Amerika'ya geçerek 60'lı yıllardan sonra da orada en büyük müzelerin kurulmasıyla, büyük koleksiyoncuların çıkmasıyla bütün bu sanat eserleri koruma altına alınıyor. Evet. Fakat 19. yüzyılın sonunda galericilik kavramı henüz daha oturmuş bir kavram değil. Bir meslek olarak bile önem kazanmış değil. Orada tablo satıcısı denebiliyor. Ya hatta bununla ilgili birçok isimler vardır. Mesela Avoise Voller vardır. Marchand de Tablo. Marchand de Tablo diye geçer. Evet. Bütün bu isimler belki galericilik tarihinin ilk öncüleridir o isimler. Ve 100 yıllık bir geçmişi olan gelenek. Ve 20. yüzyılın daha 1910'larda Cambaille'nin girmesiyle daha önce Grand Royal var. Ondan sonra Cambaille'nin girmesiyle galericilik kavramı çok daha belirgin bir hale geliyor. Voller. Avoise Voller, Duvin, Durand Ruel ve Cambaille. Bunlar dört tane çok ünlü isim. 19. yüzyılın sonuyla Cambaille 1976'lara kadar yaşadı. Tabii bu arada başka isimler de çıktı dünyada. Antiparantez bir yere girebilir miyim? Devam edeceksin. Evet. Galericiyle sanatçı arasındaki ilişkilerde yaş itibariyle galerici ile sanatçı aynı yaşlarda mı bunlara mücadele birlikte mücadele ettiler? Yoksa galerici çok yaşlıydı, sanatçı gençti işte o elinden tuttu. Nasıl oldu bu? Bu kadar büyük adlar nasıl çıktı ortaya? Bahsettiğiniz adlar. Şimdi o adlar mesela kendi yaşıtındaki bir sanatçının da sergisini açmış olabilir. Bir genci de yanında bir şey yapabilir, beraber çalışabilir. Mesela Cambaille'nin yanılmıyorsam 1878 gibidir doğum tarihi. Picasso ile yaklaşık yani. Öbürü 1881. Öbürü 81. Yani aynı yaşta olan da var. Evet. Veya yaşlı bir galericinin genç bir sanatçıyla çalışması da varsayılabilir. Evet. Bütün bunlar galerici mesleğini oluşturdu. Fakat bu 100 yıllık bir dönem sonunda bu noktaya geldi dünyada. 1950'lerden sonra Amerika'da başlayan bu galericilik olayı çok büyük boyutlar kazanmıştır. Mesela
ilk 1945'lerden itibaren ciddi saygın galeriler başlıyor Amerika'da. Mesela Sidney Janis var, Betty Parsons var. 1957'de Leo Castelli var, Ivan Carmo açıyor. Birçok isimler var. Yakın tarihe kadar Tony Schiaffrazzi, Mayrbon gibi isimler geldi. Bütün bu sanat galerileri kendi üslubuna veya kendi dünya görüşüne yakın olan sanatçıları yanına aldılar ve bir kişilik kazanarak bu mesleği icra ettiler. Yani kimisi ben sırf klasik resim satarım dedi. O klasik resimleri topladı. Belki o sanatçı hayatta değildi henüz o zamanlar. Böyle bir sorun yoktu. Ama daha sonra yaşayan sanatçılarla girdiler. Ve onların tabii galericinin yaşıyla bağlantılı olup olması da o kadar önemli değil ama aynı yaşta olması veya galericinin hatta biraz daha ressamlardan yaşlı olması bir denge unsuru olarak peki, başlangıçta onların daha sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlayabilir. Evet, bu konuda. Evet. Başlangıçta Leo Castelli bugünkü yaşında olsaydı bütün bu revolüsyonu yapabilir miydi? Yoksa 1957'deki yaşında farklı bir şey var. Tabii. Yani genç olması gerekiyor. Castelli 1907 doğumludur. Evet. Yani 50 yaşında açmıştır. Gayet tabii evveliyatı var. Mesela Avrupa'da ilişkileri oldu. 1935-40'larda falan mesela Henry Moore, Kandinsky gibi büyük sanat eserleri satmış galerisi olmadan. Evet. Sonra 1950 yılında Sidney Janis Galerisi'nde mukayeseli Avrupa ve Amerikan resmi sergisi açıyor. Başka sergiler açıyor. Ben sözünüzü dinleyeyim de, sorun tabii evet. Burada Castelli sorunu değil. Benim demek istediğim burada tablo satıcısı, tablo taciri ve de galericilik konusundaki nüansları belirtmenizi rica edeceğim. Aslında o var mı yok mu? Mesela Türkiye'deki durum başka. Evet. Türkiye'de 1970'lerden sonra yeni bir açılımla resim satılmaya var. Onlar evvel tek tük var ama asıl 70'lerden sonra. Şimdi burada Türkiye önce galericiliğe başlıyor, sonra tablo tacirlerine başlıyor. Tersine oluyor Türkiye'deki olay. Batı'da da böyle bir şey olabilir miydi? Yani önce bir galericilik, yani ben burada malımı güzel bir galeri yaparım, işte şu sanatçılarla işbirliği yapsam bile onların yapıtlarını çok güzel sunmam olayıdır. 15 gün onu sunarım, gelenler işte alırlar, gelmeyen alırlar. Bu bir görüştür. Ama bir de başka bir galericilik var. Sizin yaptığınız gibi saat 11'de masanızın başınıza oturuyorsunuz. Burada şu telefonlar, işler, bilmem neler gidiyorsunuz. Akşama kadar mücadele veriyorsunuz. Peki bu ikisinin arasında biraz fark var. Bana bunları açıklar mısınız? Şimdi açıklamayı şöyle yapabiliriz. Şimdi, mesela Batı ülkelerinde diyelim ki 20. yüzyıl galericisi olarak düşünürseniz 600-700 yıl büyük bir sanat eseri birikimi olmuş. Şimdi galericinin orada başka avantajları var. Birincisi, toplum daha eduke, daha gelişmiş bir toplum. Hem belirli bir sanayi devrimini yapmış, sermaye birikimi oluşturmuş. Üniversiteleri daha kuvvetli, daha bilinçli bireyler meydana çıkmış toplumlar, Batı ülkelerindeki toplumlar. Tabii o günün, o zamanın galericisi de ona göre donanımlı bir kişilik. Dolayısıyla bu kişi galerici olmaya karar verdiği zaman 600 yıllık bir geçmişin ürünlerini satmaya çalışacak. Dolayısıyla seçme hakkı çok daha rahatsız veya seçme şansı diyelim. Bu sanatçı kim olabilir? Kendi kişiliğine yakın olan birisi olabilir. İşte dolayısıyla o anlamda bir kişilik kazanan bir galeri elde edebilir. Şu ressamlar. Yani benim şanım şudur diyecek. Budur der. Ve o ressamları seçer ve o galeri bir kişilik kazanır. O resimlerin sahip olmak isteyen kişileri de o galeriye gider. Mesela bu soyut resim olabilir, figüratif olabilir, sırf naif resim olabilir, heykel sergisi açan, dizayn açan veya seramik sergisi açan bir sürü galeriler var bugün dünyada. Dolayısıyla bu isimler bir zaman içerisinde eğer başarılı olabilirse bir kişilik kazanarak dünyaya ismini yaymış oluyor. Ve elde etmiş olduğu veya da toplamış olduğu sanatçılar da dünyaya açılmış, dünyada pazarı olan sanatçılar olduğu için Batılı önemli galericileri, müşterileri ya Güney Amerikalı olabiliyor, Japon oluyor, İsveçli olabiliyor, Alman oluyor. Yani bütün dünyadaki zengin ülkelerin koleksiyoncuları belirli galerilere gelip resim alıyorlar. Evet.
Dolayısıyla şimdi, o büyük bir ekonomik güç kazandırıyor galericiye. Evet. Peki bir galerici bana icra etmek istediği şeyi çok daha rahat bir şekilde götürebiliyor. Peki bir galerici, benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey vardı. Bazı galericiler çok itina ediyorlar. Yani galeri demek galerisini de iyi sunuyor. Yalnız satışını değil, tabii, galerisini de iyi sunuyor. Hatta diğer alanlarda, belki devlet katlarında bile etkili olanlarda olabiliyor bunların arasında. Yani müzeye resim kazandırma falan gibi şeyler olabiliyor mu? Gayet tabii. Zaten bunlar lütfen. Şimdi Batı ülkelerinde özellikle son 30-40 yılı ilettiğimiz zaman şahıslardan çok firmalar, müzeler, büyük petrol kumpanyaları veyahut da büyük holdinglerin resim aldığını ve resimleri bir süre için kendine toplayıp ondan sonra müze yaparak halka göstermeyi amaçladığını görüyoruz. Bunların hepsinin arkasında büyük paraları olan ve yıllık gelirinin %5'ini vakıf kurmak suretiyle ve müzeleştirmek suretiyle topladığı eserleri halkın görüşüne sunmasıyla sonuçlanıyor. Evet. Tabii Türkiye'de durum öyle değil. Evet, konusunu daha biraz sonra konuşacağız. Tek tek ele alalım. Dolayısıyla bireylerden çok onu konuşacağız. Kurumların aldığı bir konu. Onu konuşacağız biraz sonra. Ben yine bir basit bir soruyla gideyim. Bir gününüzü nasıl geçirirsiniz? Ad vermeniz gerekmiyor. Hiçbir ad vermeyeyim. Bir gününüzü nasıl geçirirsiniz? Valla bir günümü bir 200 civarında bir telefon konuşması olur. 100-200 arası. Saat kaçta kalkıyorsunuz sabahları? Sabah 10.30-11'de falan, işte 11.30'da işe başlarım. Evet. Geceliğim 3'e kadar devam eder. Evet. Peki tabii hepsi burada etmiyor bunlar. Hem dış ilişkiler, hem galeri içerisinde. Dış ilişkiler. Resim götürüyorsunuz, resim geliyor. Burada kabuller de oluyor. Bazen genç sanatçıları ağırlıyorsunuz. Hem genç sanatçılarla temas halindeyim. Yani üretilen bütün sanat eserlerinin peşine düşmüş vaziyette çalışıyorum. Yani hem ünlü bir isim olabilir, hem hiç tanınmamış bir ressam da olabilir. Fakat bende bir merak, yani curiosity olduğu için o sanatçı telefon ettiği zaman onun atölyesine de giderim. Ben sizi, benim anım var. Hangi konumda olduğunu, bu akademi, isimsiz birisi olsun. Akademi mezuniyet sınavlarında, sınav bittikten hemen sonra zaten oralarda sizi oralarda görürdüm. Ve gençlerin çalışmalarına, onların arasında işte cevheri olan olmayan, sizin kendi görüşünüze göre bir ayrım olabilir. Oralarda dolaştığınızı, bazı sanatçılarla da tanıştığınızı şahit olmuşumdur. Evet. Doğru mu? Doğru. Devam ediyoruz. Gününüz... Mesela ilk satın aldığım resimler var ben akademi öğrencisiyken. Evet. Ad vermenize gerek yok. Gerek yok mu? Gerek yok. Peki o zaman. Böyle yani satın alıyorsunuz, tabii ki cüzi bir fiyatla alınıyor. O yıllarda zaten öğrencilik yıllarıydı, takas yapmak suretiyle ilk koleksiyon. Onu konuşacağız da, onu konuşacağız, genel konuşma. Bir gününüzü nasıl geçireceğiniz bitmedi daha. Yani devam edelim. Şöyle geçiyor, şimdi benim iki türlü ilişkim var. Birisi zengin kesim, yani sermaye kesimiyle olan ilişkilerim, bir de sanat kesimiyle. İkisi de çok kaprisli. Yani sanatçıyla da mücadele vermek çok zor bir şey. Çünkü sınırsız kapris içerisinde. İş adamı sanatçıdan da daha kaprisli. Fakat biçimleri değişik. Bir tanesi çok iyi bir diyalog kurabilirseniz, yani bu iki dünyayı da çok yakından tanırsanız çok iyi bir galerici de olunabilir. Ama artı sanat bilgisi de olması gerekiyor. Sadece sosyal ilişkilerle bir sanatçıyla iyi bir diyalog kurmak da yeterli değil. Onun yaptığını cüce etmek, yargılamak yahut da üstünde konuşabilmek çok önemli. Yani bunu yapabilirse bir galerici hem iyi bir ressamı seçer, hem iyi bir ressamla diyalog kurar, onun üretimini sağlar, onun belki ufkunda bile bir ilerleme temin eder. Ondan satın almış olduğu resmi de eğer doğru bir resimse zengin kişiye satarak onun daha zenginleşmesine sebebiyet verir. Eğer o zengin o tabloyu alıp daha zenginleşiyorsa, o zaman o galericinin peşine düşer, düşüyor. Böyle bir diyalog kurmak lazım. Yani bir gün zarfındaki uğraşılarının arasında bunlar yani var. Resmin iyisini alıp, o zengin olan sermaye sahibi kişinin mutlu olmasını sağlamak. Yani biz ikisinin arasında bir denge unsuruyoruz. Tabii burada bazı sertleşmeler oluyor, bir takım birbirine kırılmalar falan olabiliyor ama bu bizim için geçerli değil. Bunu biraz açalım. Diyelim ki zengin bir şahıs
koleksiyon yapmak istiyor. Bu koleksiyonu da siz bu zengin şahsı yönlendirerek oluşturuyorsunuz. Evet. Bu yönlendirme iki yolla olabilir. Bir tanesi yani Türkiye'de kabul edilmiş sanatçıların, bir de genç sanatçılar var. Evet. Yani bir avantür gibi bir şey bu. Bunu nasıl oluşturuyorsunuz? Bu yeni bir koleksiyona bir alıştırmak, o zenginleri ya onun triyakisi durumuna getirmek nasıl olur? Şimdi ben mesela hiçbir zaman resim satmaya çalışmadan resim sattım. Yani diyeceksin nasıl olabilir böyle bir şey? Yani ben hiçbir zengine şu ressamdan resim alın demedim. Ben sadece o ressama, o resim alacak kişiyi tanıtmaya çalıştım. Basında çıkan yazılarıyla, kitaplarıyla, o ressamın kişiliğiyle, onun bütün iyi ve kötü taraflarıyla, bütün sinirli midir, diyalog kurması zor mudur, entelektüel midir, birçok yanları var insanda. Ben o sanatçıyı tarif ettim. Eğer o kişi o sanatçıya karşı bir yakınlık duymuşsa onun resimlerini görmek istedi. Bu arada zaten ben resimlerini de gösterdim kendisine. Tabii belirli öncelik tanıdığım bazı ressamlar var. Onlara da biraz daha iltimas yaparak konuştum. Beğenmediğim ressamları da beğenmediğimi belirttim. Hatta bu ressamlar para vermeye değmez, bunu almayın da dedi. Onun içinde çok büyük düşmanlıklar oluştu zaman içerisinde. Tabii bunlar kendi düşmanlarınız, kendi... Benim şahsi düşüncelerim. Düşünceler. Çünkü hayatta şöyle bir şey vardır. Sizi sevenler ve sevmeyenler, sizin beğendiğiniz bir resim, beğenmediğiniz bir resim vardır. Bunu kaçınılmaz bir şey. Şayet her önünüze gelen resmi beğenirseniz o zaman kişiliğiniz kalmaz. Yani bunu söylerken tabii bir edukasyondan geçtikten sonra evet, yani, sonuca varıyorsunuz. Muhakkak. Kendi başına olmaz mı tabii? Tabii mesela ben 19 yaşında başladım. Bütün dünya müzelerini gezmeye gayret ettim görebildiğim kadar. Yani yüz binlerce orijinal resim gördüm. Birçok kitaplar karıştırdım. Çok ressam tanıdım. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında. Atölyelerine gittim. Yani zaten benim bütün seyahatlerimde ressam atölyesi gezmek, kitapçı gezmek, galeri ve müze gezmek. Başka bir hobim oluşmadı. Yani biraz da spor yapıyorum. Şimdi tabii bu galeriden yani konuşacaksınız ama kitapçı deyince burada görüyorum böyle binlerce kitap var. Amerika'ya gittiğiniz zaman bunları kilo kilo mu alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Şimdi bu... Şimdi kısacık buna geleceksiniz tabii. Bu tabii bende 19-20 yaşında başlayan bir şey, bir merak. İlk Batı'ya gittiğim zaman zaten esas bu merak babamdan geliyor. Babam da kitap meraklısı olduğu için tarihçiydi kendisi. Yani küçükken ben evde kitap okunurken falan gördüm. Bunun çok büyük etkisi vardır. Yani çocukluk yıllarındaki İlk aile eğitimi, sonra okul veriyor bazı şey. Yani aileden alıntılar çok önemli. Çok önemli. Bunu ben kendi hayatımda da, yani hayatım içerisinde de yaşadım. Yani 19-20'den itibaren her gittiğim ülkeden mutlaka kitapla dönmüşüm. Evet. Bazen ayrı dönüyorsunuz. Koliler mi gönderiyorsunuz buraya? Ne oluyor? Mesela 1500-2000 dolar kargo masrafları veririm geldiğim günler olmuştur. Mesela 500 dolar uçak bileti, 1500 dolar da kitap access luggage olarak uçakta birden mesela 3 kişilik bilet parası vererek de bu kitapları getirdim Amerika'dan, Avrupa'dan. Öyle günlerim de olmuştu. Evet, görülüyor. Evet. Bu bir şeyiniz var, evet. Böyle bunlar sizin dünyanızı da oluşturuyor. Bu tabii, yani benim bu hobim aynı zamanda. Resim değil, bu kitap, tabii. Resim, ne sanatın gerektirdiği ne varsa onu etrafınızda yani böyle... Yani şöyle anlatayım. Aslında hayat çok sıkıcı bir şey gelir bana. Yani her zaman çok sıkılırım. Beni tek rahatlatan bir şey resim seyretmek ve resimle ilgili bir şey yapmak. Yani onun dışında insan çıldırabilir. Yani benim kendi hayatım olarak ben öyle yaşadım. Yani ve demin gördüğüme göre mesela yeni bir kitap aldığınız zaman çok evet, seviniyorsunuz. Mutlu muhakkak, oluyorsunuz. Muhakkak tabii. Yani müze mutlu oluyorsunuz bir şey keşfetmek, bunlar çok zevkli şeyler. Bir de onu başkalarıyla paylaşmaktan da mutlu oluyorsunuz. Muhakkak tabii. Öyle görülüyor. Şimdi ileriki yıllarda tabii bizim yapmış olduğumuz birçok koleksiyon var. Aşağı yukarı ben 500-600 kişiyi de eğitmiş olarak hissediyorum kendime. Nasıl eğitiyorsun? Mesela ekonomik durumu iyi olan birisi benimle tanışsın, kesin olarak ben ona resim satarım. O şekilde. Onu kastediyorsunuz tabii. Bu resim satışıyla bir eğitim şeklinde düşünüyorum. Yani bu resmi alan kişi istediği kadar eğitim düşük düzeyde olsun,
o resmi evine astığımız zaman ona gelen misafirler o resimle bir diyalog kuruyorlar. Ona sual soruyorlar. Şayet o kişi o resmi anlatamıyorsa ertesi gün o resim hakkında bilgi edinmek zorunda. Yani kendisinde öyle bir mecburiyet hissediyor. Çünkü duvardaki bir resim, fakat ressamın kim olduğu, nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsa o da mahcup olabilir. Dolayısıyla o kendi kendine eğitmeye başlıyor. Bu ayırdığı zamana da bağlı veya yeteneğine, zekasına bağlı bir şey. Fakat kesin olarak resim alanların çoğu bugün hiç olmazsa sati bile olsa Türk resmi hakkında bir bilgisi var. Zaten Türkiye'de bilgiler daha çok kulaktan kapmadır. Yani kitap okuma alışkanlığı çok az olduğu için özellikle sanat dergilerinin zenginler tarafından okunduğunu hiç tahmin etmiyorum. Yani hiçbir evinde sanat dergisi çok az kişide gördüm bugüne kadar. Dolayısıyla çevresindeki resimle ilgili olan insanların onlara anlattığı miktarda resim bilgileri var. Bunlar için de bir galericiler geliyor, tanıştığı ressamlar geliyor. Sanat yazarlarının fazla ilgisi yok. Yani sanat yazarının konumu zaten Türkiye'de çok geri planda. Yani birinci planda ressamlar ve galericiler geliyor. Yani o insanlara birebir ulaşan kişiler bu kişiler. Tabii burada bunu açıklamak gerekli. Evet. Sanat yazarlarının geriliğinin ne olduğunu açıklamak gerekli. Çünkü şöyle bir şey mi? Sanat yazarı kalemi de kuvvetli yazıyor bir şeyler. Fakat bunlar biraz hayalci ve kendileri Picasso'nun eleştirmeni gibi Türkiye'ye tepeden bakan bazı eleştirmenler de var. Evet. Ve bu eleştirmenlerin birçokları da bilmem hangi sergiden bahsetseler bile o sergiden değil, hayallerini yazıyorlar. Evet. Yani bu açıdan mı diyorsunuz siz? Daha ilkel bir durumdalar diye. Çünkü resmi teşhis edemiyor, resmi açamıyor. Muhakkak. Gerçekleri koyamıyor ortaya. Bu açıdan mı bakıyorsunuz? Şimdi ona aslında şöyle cevap vermek lazım. Batı'da sanat yazarları toplumu yönlendiren kişilerdir. Yani bugün bir müzeci, bir curator veya müze sahibi veyahut da bir galerici. Oradaki yazarın yazısını okuyarak karar verir. Çünkü orada gelişmiş yazarlar var. Hatta ekol kurulur, o ekolü bilimsel ve o ekolün tarifini yapar, tanıtımını yapar ve dünyayı açar o grubu, o ressamları. Şimdi sanat yazarının Batı ülkelerinde, yani gelişmiş toplumlarda en önde olduğunu varsaymamız gerekir. Çünkü onlar yönlendirici kişilerdir ve birebir insanlara ulaşan kişidir. Çünkü ressam bir anda ulaşamaz. Hatta ressamların inandığı bir takım yazarlar vardır veya yazarların inandığı ressamlar vardır. Bu ikisi diyalog halinde birbirini yükselterek dünyaya taşırlar bu sanatçının konumunu. Türkiye'de durum öyle değil aslında. Çünkü Türkiye'de resim 1850'lerde başladığını varsayarsak resim üzerine yazı yazmak çok daha sonra oldu. Yani edebiyat tabii Türkiye'de resimden de öncedir. Fakat resim üzerine yazı yazan, resim üzerine düşünen insanların çoğu 1920'lerden, 30'lardan sonra, hatta mesela 1933'te D. Grubu, Fikret Adil gibi isimler ilk başta aklıma geliyor. Nurullah Berk, Fikret Adil, Ahmet Hamdi Tanpınar, belli isimlerle başlıyor. Fakat bir de bakıyorsunuz ki 70-80 yıldan beri de onlar yazı yazmaya başladığından 80 yıl önce resim yapılmış. Fakat bu ressamların, mesela bir Osman Hamdi'nin bir yazarı var mı bence bilmiyorum. Yok. Osman Hamdi'yi tanıtan, anlatan, yok, güncel not tutmuş bir yazar olduğunu sanmıyorum. Olsaydı zaten Türk bence bilmiyorum. Türkiye'nin tarihinde bir kişiden bahsediyor, onlar da gazeteci. Abdullah Bey, Süleyman Bey. Birkaç isim var. Evet. Birkaç isim var ama bunlar başka şey. Daha sonra, 50'li yıllardan sonra tabii bir miktar başlıyor. Sezer Tansu başlıyor 60'lı yıllardan sonra da onun da şeyi. Sanat üzerine epey yazıları vardır. İşte Abdülkadir Günyaz, Zeki Çakaloz. Hani ad vermeyecektiniz. İsim vermeyecek miyiz? Neyse. Verebiliriz de aslında onları da keserseniz. Bir takım sanat yazarları resmi taşımaya başlıyorlar. Fakat benim gördüğüm kadar, onları kesersiniz ama. Benim gördüğüm kadar ressam mı daha entelektüel yoksa sanat yazarı mı diye bakarsanız ressamların daha entelektüel olduğunu görüyorum. Ama şu açıyı belirtmek lazım. Mesela bir tanesi sizsiniz. Yanlış anlaşılabilir. Yanlış anlaşılabilir. Evet.
Şimdi entelektüel demek bir genel kapsamlı, genel kültürü yani bilen resim bir şey. Kültürü olan. Resim kültürü. Evet, resim kültürü. Sınırı o. Resim kültürü. O birikimi olan ressam sayısı, eleştirmen sayısından daha çok. Yani ben şöyle bir cümle kullanabilir miyim burada? Edebi ifade değil resimde. Resimsel ifade. Evet. Bunun resmin içeriğini anlatan. Bunun kültürü var bizde. Evet. Resimsel ifadenin kültürü var. Edebiyatın kültürü değil. Yani resimde edebi bir ifadenin kültürü. O değil. Edebi ifadenin kültürünü zaten bu demin basaydığınız kişiler yazıyorlar. Evet. O da nereye kadar doğrudur? Tabii. Çünkü yoruma bağlı. O şey diyor, atıyor. Şimdi efendim, sigaranızı içebilirseniz... Siz bana tabii tabii, sorayım. Şimdi 1975'lerden bugüne kadar bu mesleği sürdürüyorsunuz. Tabii demin söylediğiniz gibi bir hazırlık safhası vardı. Dolayısıyla siz akademisyeniz. Bir kere oradan geliyor, bulaşmış bir şeyler. Evet, 19 yaşında bu yana. Evet, oradan geliyor. Akademide olmak büyük bir avantaj. Bugün galericilerin hemen hemen hiçbirisi akademili değil. Yani burada bir gerçek var yani. Şimdi ben burada... Burada bir... böyle. Ondan sonra da burada kafanıza koymuşsunuz bu işi. Haliniz vaktiniz de yerinde. Böyle bir şeye gireceğim demişsiniz. Mesleğinizi de bırakmışsınız. Yani önce biraz devam etmiş seramik. Onu bırakmışsınız ama burada daha yoğunlaşmışsınız ve bu yoğunlaşma yolunda da başarılı olmuşsunuz. Görülen bu. Peki bu zaman zarfında konuşmaların arasında bunlardan biraz bahsettiniz. Ama soru yoğunlaşırsa daha da iyi olabilir. Galericiyle başladı. Bir takım müşküllerle karşılaştınız. Yalnız resim alıp satışı olayı değil. Hangi resim alıp satışı? Hangi resim iyidir? Halil Paşa da sattınız. Halil Paşa zaten üne kavuşmuştu. Yani üne kavuşmuş olan ve de ölmüş olan bir sanatçının eserini satıyorsunuz. Hatta benim hatırımda kaldığına göre bu galerinin fonu diyorsunuz bunlara. Galerinin efendim bir nevi perdenin arkası diyorsunuz. Bunu yapmak durumundayız. Ne için? Neye varmak için? Çağdaş sanat eserini satmak, dolaylı olarak çağdaş sanatı yaymak, çağdaş sanat koleksiyonları yapmak. Demin zaten bunlardan bir parça bahsettiniz siz. Ama bunların arasında bir takım müşkülat da oldu. Hatta bunları bize söyleyeyim. Bunlar arasında bir iki tane de güzel, hoş, fıkra değerinde bir şey varsa biraz komik olur. Onlardan da bahsediyor bize. Şimdi ben 1975 yılında galeriyi açtığım zaman alıcı kesimi diye bir şey yoktu Türkiye'de. Yani çok büyük zorluklarla karşılaştık. Mesela bugün kolay gibi görünen bir şey, eğer 1975'te bir galerici, bir resim galerisi açmaya soyunan birisi çevresinde nasıl görülürdü onu bilemiyorum ama bende bıraktığı izlenim hakikaten bir gerizekalı olarak falan görülüyordu. İlk açıldığı zaman. Yani bu işin bir meslek olmadığı varsayımıyla bakılıyordu. Ben bunu Amerika'da işte gittiğim 1974'te gittiğimde bir galeride çalıştım. Daha önce bir seramik atölyesinde çalıştım. Fakat o atölye kapandı. İşsiz kaldım. Cebimde de $5 bir para. İyi olmuş bana kalırsa. Evet. O seramik atölyesinin kapanması iyi de olmuş. $250 haftalık ben bir seramik atölyesinde çalışırken bir sabah geldim, biz dediler bu atölyeyi kapatıyoruz. Çünkü Amerika çok sürprizlidir. Yani her an çok büyük bir şey de kazanabilirsiniz, yerlerde de sürünebilirsiniz. Yani ikisinin ekstrem bir şey. Biz burayı kapatıyoruz dedi. Ve ben cebimde $5'la açıkta kaldım. Yani hiç şakası yok. Bir arkadaşım vardı, beraber olduğumuz. Böyle gayet dramatik bir haldeyim. Yani ne yapacağız falan. Güldü dedi. Yani böyle bir şey yok dedi. Amerika burası Amerika dedi. Yani üçüncü dünya ülkesi değilken iş bulunca. Benim bir arkadaşım var. Bir galeride. Onda dedi hemen yarın sabah iş bulacağım ben sana dedi. Gittim. Charles Tabla diye birisiyle bir galericiliğe başladık orada. Ama benim galericiliğe başlamam yani komik bir şey çünkü. Hiçbir şey bilmeyen bir insan bir Amerikan galerisinde ne yapabilir? Ben orada ilk yer süpürdüm, camları sildim ve telefonlara cevap vererek başladım. Ama esasla bu başlangıç evet, oldu. Sıfırdan başladım. Çok iyi. Günde en azından 500 bin kişinin geldiği bir Soho galerisiydi. Sonra kapandı.
bu Yugoslav orijinli bir Amerikalı, çok yakın bir dostluğumuz var. Bana kalırsa bu hayatınızda çok önemli bir adam. Çok değerli bir adamdır. İyi ki seyahatle göğsü kapanmış. Peki bunu siz bahsettiniz mi bir yerde, yazdınız mı bunu? Hayır. Şimdiki. Belki bir yerde yayınlanmış olabilir. Bu ileride bu tekrar kaleme alınması lazım. Nasıl başlandı işte? Bir yerde bak. Evet. Çok resimsiz. 74 yılı Amerika'nın iyiye giden bir dönemi. Yani galericiliğin ilk başlangıç yıllarıdır. 70'li yılların başı. Zaten vardı galericilik meselesi. Çok öncesi var ama pazarın gelişmesi 70'li yılların başında başlar Amerika'da. Ben de tesadüf oradaymışım 1974 yılında. Her açtığımız sergide resimler satılıyor. Bir sürü zenginler geliyor limuzinle, arabalarla, eşleriyle resim seçiyorlar falan. Ve ben o resimleri evlerine teslim ederdim arabayla. Ve orada çok zengin bir şey gördüm. Evet. O evlere girdik, resimleri teslim ettik. Paralar aldık, çeklerle zaten orada bütün işlem çekti. Çekleri aldık, bankaya gidip bozduruyorduk, getirdik, galericiye teslim ettik falan. Çok hoşuma gitti yani. Bir kere çok temiz bir ortam, çok pırıl pırıl insanlar ve saygı içerisinde insanlar. Çünkü sanatla bağlantılı olan insan çok saygılı davranabiliyor çevresine. Yani hümanist tarafı daha gelişmiş, daha yardımsever, başka türlü bakıyor. Yani sanattan insanda incelttiği bir şey var. Ki o Türkiye'de de bu yavaş yavaş gelişiyor. Ben bu işlem işte devam ediyor. Galeri sabah açıyoruz, akşam kapatıyoruz. Ben Charles'a dedim, ben Türkiye'ye dönüyorum. Aman dedi, nasıl olur? Yok dedi, ben bu galericilik işini Türkiye'de yapacağım dedim ve işi ne bıraktım. Ne kadar zaman çalıştınız orada? 4,5 ay falan çalıştım. 4,5 belki 5 ay. Hangi yılda bir defa? 1974, Ekim ayının sonunda Türkiye'ye döndüm. Ve Türkiye'de en alakasız bir mahallede, kimsenin gelmediği, yani zenginlerin hiç ayak basmadığı bir mahallede galeri açtım. Neresi orası? O da burası, Kurtuluş. Şimdi galeriyi açtık fakat müşteri yok, telefon çalmıyor, resim de yok. Ne alıp ne satacaksınız? Yani bir şey, bir meslekte çok önde düşünürseniz de eğer o toplum sizi kabul etmiyorsa orada da başarılı olamayabilirsiniz. Yani geç kalmak da veya bir şeye çok erken başlamak da dezavantajlı bir şey. Mesela bugün görüyorum birçok galeri resim satıyor. Ama nasıl satıyor? Bizim yapmış olduğumuz o 20 senelik çalışma sonunda satılıyor veya bir açık arttırma merkezinde. Dolayısıyla biz burada sabahleyin açıyoruz, akşamleyin kapatıyoruz. İşte ilk sergiler belirli sanatçılarla oluştu. Yani misafir kabul etmek. Evet. Sergileri. İşte bir takım sanatçılar gelmeye başladı. O kişilerle işte sergiler açtık ve böyle ortalama fiyatı 1.000 lira falan dolayındaydı yani resim fiyatları. 1.000 lira, 2.000 lira. Evet. İsim vermemi istemiyorsun hani sergiler. Bir başka şeyde uzun uzun konuşursunuz. Evet. Şimdi ilk başta bu çağdaş sanatta başladım ben. Çağdaş sanatta başladım. Çünkü Amerika'da çağdaş sanat galerisiydi. Ve aynı uygulamayı ben Türkiye'de yapmam. Fakat Türkiye hazır değil. 2 yıl kadar böyle iflas mertebesinde yürüttüm. Yani hiç para yok, gelen yok, alan yok. Fakat çok da ucuza bir şeyler alınıp satılıyor. Yani bir günlük şeyi ancak yaşayabiliyorsunuz. Dedim ki bu iş böyle devam etmeyecek. Türk resminin klasik ve empresyonist dönemlerine girmeye karar verdim. Dedim ki hiç olmazsa bunun alfabesiyle başlayalım, bir 10 sene çalışalım, 10 sene sonra zaten çağdaş sanatta benimsenmeye başlanacağım. Orada doğru bir karar aldığımı bugün daha net görüyorum. Çünkü çağdaş resimle sanmıyorum bu kadar hızlı gelebileceğim. Evet, ama işte orada duyduğunuz vardı, orada bir tecrübe elde etmişsiniz. Evet. Ben hemen Halil Paşa, Hoca Ali Rıza, Hüseyin Zekai Paşa, Osman Hamdi. Nereden buldunuz bunları? Şimdi onu bulmak da çok benim için çok komik yani bugün baktığım zaman. Bir takım el ilanları bastırdım. Ve ilanlar verdim de sanatlar. O ilanlar de. Var mı elde? Var. İlanlar örnekleri var mı bir var. Tane? Var. Aşağıda yapacağınız kitabınıza koyacağınız şeyler. Muhakkak koyarım. Tabii koyarım. Tamam. Aşağıdaki
sanatçılardan satın alınacaktır, resim satın alınacaktır diye bir liste koyduk. Osman Hamdi'den Orhan Petyer'e kadar işte o zamanlar öyle, sizin isminiz de dahil. Hiç tahmin etmediğimiz yerlerden bir takım resim teklifleri geldi. Fakat ben bunları binaların altından el kağıdı olarak dağıttım geceliğin. Yıl 78-80, hatta benim yardımcılarımın bir tanesi de geceliğin polis tarafından hani bir siyasi bir tavır mı diye el kondu bazı kağıtlara. Çünkü gece saatlerinde falan atıyordum apartmanların altında. Nerede böyle şeyler? Evet. O zamanlar siyasi... Şarkiler, evet, Türkiye'nin siyasi durumu çok... Terörist adları bunlar galiba. Evet. Osman Hamdi bilmem şey, Ahmet Olacan'ı. Ha? Tabii. Levent evlerinden, Cihangir'den, Moda'dan, birçok evlerden çok enteresan resimler çıktı. Peki, o dönem yüksek fiyat işte. Daha o zaman da yüksek fiyat yoktu galiba. Yüksek fiyat değildi. Mesela 50 bin, 100 bin lira dolayındaydı. Mesela bir Halil Paşa 50 bin lira, bir metronat 30 bin, 40 bin, Çallılar 10 bin, 15 bin. Çallı çok fazlaydı. Evet. Fiyatları çok düşüktü. Hatta 76 yılında bile çok ucuzdu. 10, 12 bin. Hatta ben 5 bin liraya aldım, Çallılar'ı hatırlıyorum. Daha doğrusu o yıllarda, yani 75 ile 80 arasında Türk resmine fiyat biçilmemişti. İlk fiyatları biz koyduk belirlerde. Bunun içinde Aydın Cumalı vardır, Ertan Besçi vardır, artizan deresi Ankara. Hem de benim deri. Başka Mevla Kaptan'a 76'da kapatmıştı. Ekonomik durum nedeniyle bir kriz oldu. Kendi arzusuyla kapattı. Yani biz 3 galeri olarak başladık. Dolayısıyla bu ressamları kendi galerimize getirdik ve biraz da işin siyasi ve sosyal taraflarını düşünmek gerekiyor. Şimdi o yıllarda Ecevit hükümetinin başta olduğunu düşünürsek, yurt dışına çıkma yasağı var, benzin kuyrukları var. Hiçbir şey ithal edilmiyor Türkiye'ye. Ve Türkiye'de aslında para da yok o yıllarda. Fakat en sosyal olaylardan biri kokteyle gelmekti. Yani kokteyler inanılmaz derecede ilgi uyandırmıştı. Yani yüzlerce, binlerce insan gelirdi kokteyle. Peki bu reaksiyon mu? Çünkü yurt dışına çıkma yasağı olmalı. Bir de başka bir şey var. Evet. 68 olaylarının büyük dalgaları 75-76'larda görülmeye başlandı. Tabii. Peki bunlara bir reaksiyon mu? Çünkü bu olaylar burjuvaziye karşıydı. Fakat kokteyl ise burjuva olayı. Acaba buna bir reaksiyon muydu? Ya da kendilerine bir sığınma yeri mi arıyorlar şeyler, psikolojik mi? Şimdi sosyal realist sanat eserleri o zamanlar çok revaçta. Evet, evet. Mesela o dönemdeki biliyorum, açılan oldu. Sergiler. Evet. Çıkan kitaplar. Çıkan kitaplar ve basının son derece ön planda vermiş olduğu haberlerle ve aynı zamanda o siyasi olayın bir parçası olarak da çok desteklenmiştir sosyal realizm resimleri. Evet, evet. Bu kişiler, bu sanatçılar birçok resimler de sattılar. Fakat öyle bir kargaşalı bir dönem yaşadı ki 1977 ile 80 yılı, bir de 1980 yılında da ihtilal olmuştur. Durulmuştur olan. Her şey evet sil baştan yapıldı. Biz öyle günler yaşadık ki bomba atılırdı. Bana müşterilerim telefon ederdi. Bomba atıldığı için kokteyle gelemiyoruz diye. Bazı durumlar öyle bir takım olaylar bu oldu. Bu kokteylleri sizin bu aşağıdaki galeride mi? Hem burada yapardım hem Hilton Otel'de bir galerim vardı. Evet. Orada yapardık. Hatta orada bazı kokteyllerde bana gelen müşteriler, yani kokteyllerinde gelen isteyiciler sokak çarpışması nedeniyle Hilton Oteli'nde ve Taksim'deki bazı otellerde bloke olarak kaldılar. Yani evet, sokağa bile çıkamadılar, otel içerisinde kaldılar ve hep telefonla görüşme yapabildik o dönemlerde. Bunu şu bakımdan anlatıyorum. Evet. Türkiye'de sosyal olaylar, bugünkü gibi böyle büyük department store'lar falan, büyük merkezler falan oluşmamış. Birkaç yerde kümeleşmişti sosyal olaylar veya entelektüel veya sanat olayları diye. Bunların bir tanesi sanat galericiliğiydi. Bu bir ilme kazandırdı. Yani klasik ve empresyonist Türk resmi 1976-77'de başlayarak, satışı başlayarak 85'lere kadar sürdü. Ve ilk koleksiyoncular... Ve o zamanlar bu resim satışı, müzayedeler... Müzayedeler, müzayedeler hemen hemen yok gibiydi. İyi, yani çok nadir. Bu kadar da profesyonel bir dönemde değildi. Tombak satılıyordu. Evet, daha çok Osmanlı objeleri, evet,
Hat sarata, halı, kilim, evet. İşte bazı Kütahya tonları, gümüş gibi şeyler. Yani resim çok azdı. Resim alıcıları daha çok galerilere girerdi ve galeriler o zamanlar bir numaralı konumdaydı. Fakat 85-90'dan sonra resmin azalması, resmin zenginlerin eline geçmesi ve tekrar piyasaya çıkmaması nedeniyle büyük bir kara borsaya doğru gitti. Yani ama resim kara borsa geçmiş resim için diyorsunuz mu? Geçmiş resim için. Evet. Bu arada 80'li yılların başında çağdaş resmin ivme kazandığını görüyoruz. Yani bugün sizin kuşak, sizden biraz daha genç olan sanatçılar bizim de biraz ön ayak olmamızda, galericilerin, o zamanlar bazı galerilerde devreye girmiş oluyor. Resim istekleri nedeniyle üretimi daha çok hızlaştırdılar, daha çoğalttılar. Dolayısıyla klasik ve empresyonist resmin yanında çağdaş resim de devreye girdi. Böylece bu iki grup birden sanat pazarının içine girdi. Bir süre içinde, yani 90'lara yakın, klasik ve empresyonist dönem resim bitti veya bulunanlar optionlara, yani açık arttırmalara geçti. 90'lı yıllardan sonra da açık arttırma merkezleri daha kişilik kazanarak, daha iyi organize olarak onların ön plana geçtiğini görüyoruz. Galericilik ise sadece çağdaş sanat satan bir sanat merkezi şekline dönüştü. Bir de şu anki durumda hep yaşayan sanatçıların, yaşayan ressamları veya heykeltçilerin yapmış olduğu eserlerle devam ediyor. Son cümlelerle güzel bir analiz yaptınız. Bir de sizin başka bir şeyleriniz var. Büyük iddialarınız bunlar. Etkinlikler sürecinde 15 yıl. Türk resminde modernleşme süreci. Büyük sergi. Çağdaş Türk resmi. Çağdaş Türk resminde özgün usluklar gibi böyle sergileriniz var. İstanbul'da AKM'de başlayan, Ankara AKM'de devam eden böyle büyük sergileriniz var. Ben görüyorum ki bu büyük sergiler Türk resminde büyük boyutlarla çağdaş resim olarak ilk defa oluştu. Peki bunlar için bu adımı olumlu, çok olumlu karşılıyorum ben ama sizin bir de görüşünüz var. Bu olaylar nasıl doğdu ve sanatçılara karşı yakınlaşmanız, çağdaş sanatçılara yakınlaşmanız, onlara büyük resim yapmalarını yapmalarını istemeniz bir şeyler var. Bunlardan bahseder misiniz? Şimdi resim sergisi açmak aslında kişisel sergi açmak biraz monoton geldi bana 80'e doğru. Yani 5 yıl bir çalışma sürecinden sonra. Zaten onları sanatçılar açıyorlardı. Zaten açıyordu. Yani, resimler yapılıyordu, alınıyordu veya koleksiyonlara giriyordu. Daha başka bir, yani kendimi aşmaya çalıştım. Zaten ben hiçbir zaman birisiyle mukayese ederek değil de daha iyi ne yapabiliriz? O zamanlar işte 34-35 yaşlarındayım. Böyle fikirler geldi. İlk Türk resminde natürmort sergisiyle başladım bu grup sergilerine. Yani klasik ağırlıklı natürmort sergisi. Ondan sonra Türk resminde peyzaj. Yine klasik ağırlıklı. Ondan sonra Türk resminde çıplak. Türk resminde figür ve portre. Benim açtığım ilk bu dört önemli sergidir. Daha önce de hiçbir galericinin böyle bir şeye tematik bir sergi çalışmasına girdiğini sanmıyorum. O bana büyük bir cesaret verdi. Çünkü tematik sergiler insanların çok daha fazla dikkatini çekti. Kişisel sergilerden çok. Evet. Çünkü girdiğiniz zaman büyük bir çeşitlilikle karşılaşıyorsunuz. Bir sürü üslup görüyorsunuz. O üslupların bir tanesini seven bir koleksiyoncu, hatta resim seven belki koleksiyoncu olabilir düşüncesiyle zaten bunlara girdim. Bir de aynı zamanda benim için bir zevkti, büyük bir çeşitlilik içerisinde. Yalnız bir şey vardı burada, bu tematik sergilerde diyelim ki Türk resminde çıplak dediğiniz zaman belli bir yaşa gelmiş bir kişinin gençlik işini orada sergilemek durumundaydınız. Böyle bir durum vardı. Boyutları da onun çok büyük değildi, küçüktü. Şu kadardı, bu kadardı. Böyle gidiyordu hep. Böyle bir sergiler iyi oldu. Asıl sizin bana kalırsa büyük adımınız o değil. Ama böyle bir başlangıç enteresan. Hoş bir iki kurcalarınızsa Türk resminde bir iki tematik şeyler rastlanabilir. Bir iki tane olabilir ama evet. O şekilde değil. Galerici olarak yapan şimdi, olmadı. Sizin yani. Asıl büyük hikayeniz boyutları büyük soyut resimlerle büyük mekanlarda sergi oluşturmanız. Evet.
Asıl şimdi bu. Çok bu lütfen. Şimdi bu dört sergi. Yandaş sergi. Evet, dört sergi tabii klasik ve empresyonist ağırlıklı yaptım kendi galerimde. Bu beni tatmin etmedi. İlk yapmış olduğum Hisarbank sergisidir Kadıköy tarafında. O yanılmıyorsam 82 yıllıktır. Daha sonra Alarko Biyarı'nda yaptım Maslak'ta. Evet. Bu da tematik sergidir. İşte onlar 1987 sergilerini hazırladı. Bu Türk resminde modernleşme süreci ve güncel boyutlarıyla resim sergisi. Bunlar evet. Bu iki sergi katılıyor. Bu 87 yılı benim kariyerimde, yani galericilik kariyerimde bir değişim olduğunu gösteriyor. Burada çok ilginç bir şey var. Açtığım bu AKM sergilerinde arka arkaya biri Nisan'da biri de Kasım ayında açıldı yanılmıyorsam. Bir senede iki tane tematik sergi açmak belki biraz abartılı gelecek size ama birçok koleksiyoncu çağdaş resmin yapıldığını o sergide gördüler. Mesela birçok kişi Mustafa Atay, Zekai Ormancı, Güngör Taner'i hatta sizin resminizi tanımayan birçok böyle ünlü isimler vardı. Hatta bu Türkiye'de böyle resim yapılıyor mu diyen insanlar da vardı. Peki bana şu şok oldu. Bir, şunu diyebilir miyiz? Bir kültür şoku oldu. Çağdaş sanatın da gövde gösterisi gibi bir şey diyebilir miyiz? Böyle bir şey denebilir. Mesela Güzel Sanatlar Akademisi'nde o yıllar ismi galiba öyleydi. Sonra Mimar Sinan'ın. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi. Mesela Güzel Sanatlar Akademisi'nde de böyle tematik sergiler açıldı. Fakat bir kariyer sahibi birisi, bir meraklı, bir çok meraklı birisi o sergilere gittiler. Biz bunları aslında sosyalinin görmesi için yaptık. Çünkü Türkiye'de mesela bir sanatçıyla sosyete biraz böyle ayrı kavram gibi görünüyor. Fakat ikisinin de birbirine çok ihtiyacı var. Sanatçı para kazanmak için o kişilerle birlikte olması gerekiyor veyahut da bir diyalog kurulması gerekiyor. Sosyete dediğimiz kişinin de sanat eserleri alarak satın alarak kendi prestijlerini arttırmaları gerekiyor. Bunun bir noktasını bulmak gerekiyor. Bunu da işte ya galericiler bulacak veya ileride özel müzeler kurarak bunlar daha büyük boyutlara girecek. Bu bunlar, bizim yapmış olduğumuz evet. Sergiler ilerideki kurulacak büyük müzelerin bir ön çalışmasıdır. Ben de ondan oraya dokunmak istiyorum. Benim de düşüncem... Şimdi burada bir inverilen bir olay var. Evet. Eczacı Başan'ın olsun, işte Erol Aksoy'un olsun. Evet. O büyük müzelere, çağdaş sanat müzelerine geçme olayları var. Bunlardan sonradır o. Bunlar çok büyük bir bunlardan sonradır. Evet. Evet. O teşebbüs her ne kadar gereken hedefe ulaşamasa da fakat bunlar Türk sanatında kanıma göre oldukça ses getiren yerler olacaklar. Ben birçok genç sanatçıyla temas ettim. Hepsinin fikirleri fevkalade olumluydu bu konuda. Anlaştığımız evet, sergisel evet. Konusunda. Tarihi bir olaydır bu. Muhakkak. Resminde. Evet. Çünkü bu bütün dünyada da böyle oluyor. Çünkü resim, resim sanatı özellikle Türkiye'de çağdaş resim müzesinin olmadığı bir yerde böyle bir serginin açılması bir kolaylık sağlıyor izleyiciye. Mesela bugün yurt dışından gelen bir yabancı resim meraklısı birisine gösterebileceğimiz, toplu olarak sunabileceğimiz bir mekan olmadığı için onların çoğu ya Kapalı Çarşı'da ya Ayasofya'da, Blue Mosque'da böyle bir serginin açılması bir kolaylık sağlıyor izleyiciye. Mesela bugün yurt dışından gelen bir yabancı resim meraklısı birisine gösterebileceğimiz, toplu olarak sunabileceğimiz bir mekan olmadığı için onların çoğu ya Kapalı Çarşı'da ya Ayasofya'da Blue Mosque'da vaktini geçirip dönüyorlar. Yani çağdaş resmi tanıyamadan dönüyorlar. Yıl 1998 olması herhalde. Bizim işte bu boşluğu süratle kapatmamız lazım. Fakat 98 yılında da artık bu sergilerin çok büyük bir ses çıkartabileceğini sanmıyorum. Daha büyük boyutlarda, daha idealist planlarda yatırım yapılarak çağdaş müzelerin kurulmasıyla gerek Türk gerek yabancı sanatseverlerin oraya gelip onların izlenmesini sağlanması gerekiyor. Benim şimdi tabii sizinle konuşmak çok güzel. Aylarca da konuşulabilir. Evet. Ama benim son bir söyleyeceğim bazı şeyler var. O da şu, bu büyük sergilerinizin kataloglarını görüyorum. Ama sizden bugüne kadar bütün bu kataloglar dışında Galeri Barras'ın tanıtan, anlatan, gerek Türkiye içinde, gerek yurt dışında, belki Türkçe, İngilizce olacak, bir kitap, katalog şeklinde bir şeyi görmedim.
Bunun hazırlıkları yapılıyor mu efendim? Bu, evet, bu çalışmaları ben senelerdir yapıyorum da not şeklinde duruyor. Evet. Tahmin ediyorum ileriki yıllarda bir kitap şeklinde dönüşecek ve daha çok vurgulanacak bizim yapmış yani, olduğumuz. Bu, evet, bizim. Bunlar farklı farklı olacak, yalnız sözde kalmaması lazım. Malum. Şimdi Türkiye'de bir şöyle bir sorun oldu. Birçok galericilerin de tabii bu konuya katkısı var. Şimdi resimler sanatçılar tarafından fotoğrafı çekilmemiş. Ölmüş sanatçıların çoğunu kendi arşivi oluşturulmadan maalesef öldüler. Satılan resimler belirli evlerde bloke oldu. Bugün gerçek anlamda Türk resminin de birçok örneğini görmeniz mümkün değil. Onların büyük bir kısmı ambalajlı vaziyette hala mesela 10-15-20 yıl önce alınmış tablolara dahil. Bugün ben birçok kişinin evine gittiğim zaman aynı ambalajında duruyor. Bu bir sanatçı için de büyük bir kayıp. Türk izleyicisi için de yeni yetiştireceğimiz kuşak için de çok büyük bir kayıp. Bunların süratle ambalajları açılarak müzelere girmesi ve o müzelerde insanların görüşüne sunulması gerekiyor. İşte bunu da belki 21. yüzyılda ilerize edeceğiz. Tabii yayın hayatı çok önemli. Onu da programımıza almış durumdayız. Evet. Bugün 18 Haziran 1998. Evet. Bir yaz tabii gününde. Benim sizi çok yorduk. Evinizde çok yapacağımız işler vardı. Bu arada çok memnun olduk. Bütün bu konuşma açıklamalardan güzel analizler yaptınız. Herhalde bu demin bahsettiğimiz temennilerimiz de gerçekleşecek. Bakıyorum şöyle kitaplara. Yahşi Baraz'ın kendi bütün faaliyetlerini gösteren kitapların dimansiyonları hangi boyutlarda olacak diye seçme olanakların fazlasıyla var. Evet. Burada buna bir tanesini şu boyda. Diyelim ki 350 sayfa. Öyle bir şey. Bir hazırlık. Ve bunun bir maketini yapmak için de bir matbaaya 350 sayfalık bana boş kağıt ciltle verdiler beni de o size verir. Bu 350 sayfanın içi nasıl dolacak? Sonra gelir. Efendim çok çok teşekkürler size. Evet. Son söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Bunu keserek alacağız da bir Türk ressamının batıya açılması sorununu işlemedik. Evet, onu da işleyelim. Onu ekleyeceğiz. Sonra da ekleyeceğiz. Evet. Yani Adnan bir yani kapanış konuşması yaptı ya, onu bir öncekine. Tamam. Yani siz diyeceksiniz ki... tabii galeriden, Türk resminden bahsettik. Çok kısaca da Türk sanatçılarından bahsettik. Ama size göre son bir sorum olacak. Bir Türk sanatçısı, bir galerici olarak evet, nasıl gelişmeli? Batı'ya gidip gitmemeli mi? Kendi kültürünü nasıl geliştirecek, nasıl yapacak bu durumu? Yani bir Türk sanatçısı yapıtını, mahsulünü size nasıl verecek de o da beğenilip ulaşacak yerine? Evet. Bunun için de bu Türk sanatçısı neler yapması lazım? Nasıl mücehhez olması gerekiyor? Şimdi şöyle cevap vermeye çalışayım. Dünyada belirli ülkeler var resim sanatını yönlendiren. Mesela İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, biraz da işte son 50 yıldan beri de Amerika. Bugün dünyadaki ünlü müzelere baktığınız zaman genellikle bu pasaportu taşıyan ressamların eserlerinin orada teşhir olduğunu görüyorsunuz. Yani bu ülkeler, bu demin saymış olduğum ülkelerde biraz ön yargı olarak mı bakıyorlar yoksa sadece kendi ülkelerinden mi sanatçı çıkar diye bakıyorlar. Bunları tabii zaman içinde daha iyi değerlendireceğiz. Şimdi Türkiye bu saymış olduğum gelişmiş ülkeler arasına girmiyor. Zaten dünyada 27 gelişmiş ülke olduğu varsayılıyor. Türkiye 50-60'larda falan dolaşıyor şu anki konumu itibariyle. Daha doğrusu gelişmekte. Üçüncü dünya ülkesi değil fakat gelişmekte olan ülke. Şimdi birinci planda bir ressamın taşımış olduğu pasaport çok önemli. Bu ülkelerde kabul görmesi için. Yani yüzyılın başında da böyleymiş galiba. Yüzyılın başında da böyle. İşte örnek Gustav Mahler'in durumu.
Hristiyan olmak durumunda kalmış. Şimdi bir Türk sanatçısının konumu gerçekten yani Batı'yla mücadele edecek kadar donanımlı mı değil mi ona bakmak lazım. Birincisi bir İslam ülkesi olarak konuyu ele almak gerekiyor. İslam ülkesinden Batı ülkelerine giden bir sanatçı orada bir turist durumunda da kalabiliyor. Bir imigrant durumunda kalabiliyor. Kaç yıl yaşamış olsa bile oranın kültür ortamına giremiyor kolaylıkla. Bu sırf Türk ressamı için değil. Mesela bir Iraklı'da, bir Polonyalı'da veya bir Romanyalı bir sanatçı da aynı konumda. Evet. Ama şöyle örnekler verebiliriz. Mesela Konstantin Brancusi Romanyalı'dır. Paris'e gitmiştir. Fakat kopmuş ilişki yani. İlişkisi kopmuştur. Hatta böyle bir kırsal bölgenin bir sanatçısıdır. Fakat oraya gidip işte Fransa'da hatta ilk gittiğinde çan çalarak başlamış. Fakat daha sonra o kadar büyük, ilginç Tristan Zara ile André Breton'la yakın dostluğu olmuş. Amerikalı koleksiyoncu. Şimdi hiçbir Türk'ün bu konumda bir diyaloğu olmamış. Veya Anish Kapoor var mesela. Tabii. Bombay doğumlu. Evet. Bir Hint Yahudisi. Londra'ya gidiyor. Oradan bütün dünya, hatta İngilizler onu pasaport vererek kendi bünyesine alıyorlar. Buna benzer var. Mesela şey var, Bulgar orijinli Christo var. O da mesela Bulgaristan'dan çıkıp Paris, sonra da Amerika'ya yerleşiyor. Şöyle bir şey olabilir mi? Bakın öyle bir durum geldi. Var ki Türkiye sömürge ülkesi değil. Sömürge ülkesi evet. Olsaydı bugün İngiltere'nin, Fransa'nın ya da bilmem kimin yaptığı gibi futbol takımlarında sömürge şeylerini, insanlarını kendi vatandaşı gibi kullanıyorlar. Türkiye bir sömürge değil. İşte bakın burada ilginç bir şey var. Bir şey var. Yani evet. Bu başka bir şey. Yani kapıyı kapatıyor orada. Evet. Şimdi tabii o durumda bütün bu ilişkiler zorluğu, biraz da işte kendi ülkesinden daha önce bir ressam çıkmamış olması. Çünkü daha önce mesela birkaç ressam çıkmış olsa, dünyada tanınmış olsa ona da bir kapı açılabilir, bir yol açılabilir. Dolayısıyla bir 100-150 seneden beri Batı ile temas halinde olan ressamlarımız biraz zorluk içerisinde olmuşlardır. Gerek Fransa bağlamı içinde veya Amerika'daki yaşam biçimi olarak bakarsanız çok zor. Bir noktaya kadar gitmiş ve orada belirli noktada kalmışlar. Tabii belki bu 21. yüzyılda durum değişecektir. Evet. Yeni bir kuşak çıkacaktır. Belki Türk resim sanatı veya üç boyutlu sanatı olarak düşünürseniz, konseptüel sanat veya heykel sanatı, belki tüm Türk sanatı olarak Batı'ya açılmak değil de içinden bireyler çıkarak, yani Christo gibi, Anish Kapoor gibi, böyle çok ileri fikirli veya kendini yetiştirmiş ve o toplum içerisinde hiçbir yama gibi durmayan bir konuma gelmiş ama aynı zamanda kendi kültürü içerisinde de bir Türk olarak dışarıda başarılı olabilecek kişiler vardır. Yine siz orada olacaktır. Hassas davranıyorsunuz, kalbinizle konuşuyorsunuz. Evet. Ama durum galiba hiç de öyle olmayacak. Diyelim ki bir Türk buradan çıktı, tek başına başarı gösterdi. Evet. Onun Batı'daki adı Ali olacak. Ali. Türk değil. Ali. Olabilir. Ve Türkiye'yi ne ilgilendirir bu? Ali diyelim, dünya çapında bir sanatçı olsa, Türkiye'nin yerini kımıldatabilir mi? İşte kımıldatması çok... Kımıldatamaz. Evet. Ali'dir o. Muhakkak. Yani biraz... Durum bu. Biraz öyle, evet. Tabii gönül ister ki o dediğiniz gibi olsun, çoğalsınlar falan. Çünkü çoğalınca da bile biraz ne oluyor biliyor musunuz? Çok üzücü bir olay var. Ben orada yaşadığım sıralarda Paris'te Vera da Silva tanınmıştı çok. Zaten şimdi bile öyle yani sanatlarda girmiş bir kadın. Kocası ise Macar Albert Zenes. Kocası o da ressam. Şimdi kendisi Portekizli, başarıya ulaşmış. Portekiz'den genç elemanlar, sanatçılar geldikleri zaman ilk adres Vera da Silva'yı bulmak. Vera da Silva da onlara yol açmak için küçük işte galerilerde, şurada burada falan bir olanaklar sağlıyor. Bu çok güzel ama yine Portekiz'i kımıldatmadı bir. İkincisi bana biraz taşra işi gibi geliyor. Olabilir. Benim yani, arzum... Bu yolda açık değil çok. Muhakkak. 21. yüzyılda
tabii biz sanat tarihinde çok aceleye getirilmemesi gerekiyor. Çünkü evet, sanat tarihinin belirli bir yürüme hızı vardır. Bunu hiç kimse daha önceye çekemez. Toplumlar gelişecek. Bugün sizin doğru zannettiğiniz bir şey, yani kesin doğru olmasına rağmen toplumda kabul görmesi 50 sene, 100 sene sonra kabul edilen bir fikir olarak oluyor. Dolayısıyla yani bugün başlayan bir şey belki 21. yüzyılda başka bir biçim alarak İstanbul'un da, özellikle Türkiye'de bir tek İstanbul şehri var. Evet. Sanat merkezi olabilecek. Çünkü Rönesans yaşamamış olmasına rağmen Bizans'tan beri bir kültür geliyor. Yani Paris, Berlin, işte belirli Avrupa önemli sanat merkezlerinden sonra İstanbul'da olması gerekir. Ama bugüne kadar Viyana'yı da belki bir sanat merkezi olarak kabul edersek, Viyana'dan sonra Güney Kore'ye atlıyor. Japonya'ya atlıyor sanat merkezleri. Mesela Güney Kore'de kurulan büyük müze, oradan Japonya'da kurulan büyük müzeler. Yani Viyana ile Japonya veya Güney Kore arasında hiçbir çağdaş sanatla ilgili bir şehir yok. İşte ilk olacak olan şehir bence İstanbul'dur. Hani Lahore'da ya Bombay'da bir sanatla ilgili bir şey olabileceğini sanmıyorum. Veya Çin'de böyle bir çağdaş sanatın olduğuna da biraz şüpheyle bakıyorum şu aşamada. Ama en önemli şehir İstanbul, hem batıya daha yakın hem de altyapısı var. Kültürel altyapısı var. Yalnız bir şey fakat var. Yaşayan insanların o bilince gelmesi gerekiyor. Şimdi gelecek hakkında birkaç nesil sonra. Evet. Belki aynı olmak gerekir. Kolay iş değil bu. Hatta ümitler bile olabilir. Fakat ümitler boşa çıkabilir. Polonya, Rus konstrüktivizmi alıp yürüdüğü zaman Polonya buna etkilendi. Bazı Polonyalı sanatçılar Rusya'da çalıştılar. Döndükleri zaman orada küçük faaliyetler gösterdiler. Bunlar kendi sanat tarihlerine de girdi. Ama ne oldu ondan bu yana? Polonya 2. Dünya Savaşı gördü. Hitler'in çizmeleri altında, aslında Rusların bilmem neler altında falan. Polonya'dan belki bir iki kişi çıkıyor ama hatta namuslu kişiler de bunlar. Yine de Polonya'yı Polonya'dan daha üstün duruma getiremiyor. Evet. O gerçek aslında. Ya. Böyle yani. Chopin kurtaramıyor Polonya'yı. Chopin olarak, bak demin söylediğimiz nokta oldu, Chopin. O zaman şu sorun çıkıyor sizin noktayı nazarınızdan bakarsak. Bir toplumda her şeyin yükselmesi lazım. Yani yüksek teknolojiyle bir şey yapmak, mimarisi de çok üstün olacak, ekonomisi de üstün olacak. Yüzlerce, binlerce sanatçı çıkacak ve o sanatçılar o toplumu batıyla entegre edecekler. Gayet tabii bir iki sanatçıyla mümkün değil. Bütün ağırlığınızı o sanatçıda göremezsiniz. Bütün o sanatçılar 3-4 kişi bir ülkeyi temsil edemez. Belki şahıs olarak edebilir. Fakat o topluma bir ivme kazandıramaz. Söylediğiniz çok doğru. Gelecek hep ümitler. Ümit bitmiyor. Evet. Yine teşekkür ederim size. Tamam. O deminki şeyi de sona alacağız. Bir şey çıktı mı? Bir şey oldu mu? Nasıl?